influencerlar birbirini yedi. Oh, canıma değsin. Ben buna çok eminim diyorsan muhammedeni ödeyecektim. İzlediyse namerdim. Ucuzsun, cahilsin, salaksın. Tulumunu da giyerim, göğsümü de açarım. Çok da güzel bir kadınım. Oh, abla olacak yaşlısın, yaptığına bak. Bir yaktı kavurdu. Ben de davetliydim demek istiyor Sibilcik. Haline senden bir görüntü geldi. Yapıyor mu sporu ya? Çav Bella, çav çav, özgürlük yaşası falan. Markaları nasıl alıyor ya? Aman aman. Böyle kıskançlıklar görmedim. Alo, 20 yıl önceki mevzu için arkadaşlık bitiyor. Herkese kocama merhaba. Ben geldim. Geçen hafta bugün video çekerken daha yorgundum. Bünyemiz alıştı. Erken kalkmaya ve erken yatmaya. Bünyem alıştı. O yüzden bugün çok enerjiyim, çok mutluyum ve çok heyecanlıyım yine her zamanki gibi. Çünkü bu hafta dolu dolu bir magazin var. İnfluencerlar birbirini yedi. Disler geldi. Küsenler var. Çantalarını gösterenler var. Hem somut hem soyut kavramlarla muhteşem bir magazin yapacağız bugün. Ne yapıyorsun? Dış sesi konuşmayı özledin mi? Hatta bırak konuşmayı özledin mi? Konuşayım mı? Konuşmayayım mı diye. Kal geldi yani. Aslında arkada çok konuşuyorsun da kanalda. Seni tabii sesini duyamıyoruz. Çünkü partnerlerin başka artık. Senin yerin burası. Evet, arada bir biraz Fatih Terim hareketleri yapıyorum, üzgünüm. Çok güzel oluyor. Ben bana gelen DM'lerde de YouTube'da konuşmak istediğiniz bir şeyleri sorun demiştim. Güzel şeyler sormuşlar. Evet, evet. Çoğu doğum gününü kutlamamı istemişti. Doğum gününde evet. Evet, ben herkes adına tekrardan nice seneler diyorum. İyi ki doğdun, hepinize. İyi ki bizimle berabersin. Nice de senelerin olsun. İyi ki siz de benimle berabersiniz. Bazen aramızda tabii ki aksaklıklar, bazen de kayıplar oluyor. Ama asla hiçbir zaman birbirimizden vazgeçmiyoruz. Ben nereye gidersem siz oraya gidiyorsunuz. Yeni bir dönemdeyim, yeni bir akıştayım. Benim için güzel bir süreçteyim. Tabii ki eleştiri olacak, tabii ki yorumlar olacak. Ama hakaret olmadıkça hepsi benim başımın tacı. Ama bazı öyle yorumlar var ki algı oluyor bunların çoğu ve bot mesela. 10 gün önce, 15 gün önce üzerine tıkladığın zaman da zaten bakıyorsun her zaman zaten seninle ilgili kötü bir yorum yapmış. Ama sen objektif yorum yapmıyorsun. Atıyorum. Saçını atma gibi. Ama her şey çok güzel. Biz çok eğleniyoruz. Çok keyifli geçiyor. Benim için yepyeni bir süreç. Ne artısı var televizyonun? Sokakta tanım açısından ekstradan da bu ivme yükseldi. Evet, beni çok seviyorsunuz. Ben de sizi çok seviyorum. Zaten benim yanımdakiler bile diyor ki takipçim mi arkadaşım mı? Takipçilerim yanındakileri de diyor ki nereden tanıyorsun bu kızı? Nereden arkadaşım? Arkadaşsınız. Hani ne bağınız var? Öyle samimi oluyoruz. Öyle birbirimize kenetleniyoruz. En büyük doğum günü hediyem sizsiniz. O yüzden bu sene de benimle olduğunuz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Beni nereye gidersem gideyim yalnız bırakmadığınız için bir kez daha teşekkür ediyorum. Evet! Ama önce ne yapıyoruz? Diyoruz ki herkes yerini aldıysa ve kahvelerimiz yapıldıysa video başlasın. Bu hafta sosyal medyayı ne salladı? Bir TikToker çıktı. Dedi ki Ezgi'nin Chanel'i orijinal değil. Sadece Ezgi mi dedi yoksa Ezgi, bazı isimler daha söyledi? Var. Çünkü dedi kapandığı zaman çanta çaprazları dikişlere denk gelmiyor dedi. İzleseniz. İzleyeceğiz. Hı. Ben bilmiyordum böyle bir detay olduğunu. Barkod koduna bakarız. Orijinali zaten dikişinden de, aksesuarından da her şekilde belli oluyor. Ama tabii ki belli başlı materyalleri var. Var ama yani orijinal bir mağazadan da alındığımız sahte çıkma olanağı yok. Bir de Ezgi Fındık'tan bahsediyoruz. Hangimiz onun gibi gezebiliyoruz? Gidiyor, geliyor. Hangimiz onun gibi yiyebiliyoruz? Geziyor, eğleniyor. Hangimiz onun gibi her gün başka bir kombinle gezebiliyoruz? İstediği mağazaya gidip alışveriş yapabiliyor. Ben özellikle sweat'i belki 8 kere giydim ekran önünde. Ama Ezgi en fazla 2 kere 3 kere giymiştir. Ben valla bak şunu söyledim. Helal olsun bu kızdaki cesarete de. Helal olsun dedim yani. Güzel bir şey yakalamış. Şimdi arkadaşlar TikToker Biri Zengin diye bir arkadaş. Hatta arkadaş bu videoyu silmiş. Kız korktu herhalde Ezgi avukatı falan vereceğim deyince ama bu bir suç unsuru değil. Sen analiz yapıyorsun şu an burada. Ve çünkü elinde bir delil yok yani. Ezgi'nin çantası yok elinde. Şimdi, bu bir iddia. Doğru muyuz? Çok ikonik bir tavır sergiliyorsa marka mesela diyor ki benim timsahımın çift gözü var. Tek gözü yok atıyorum. Chanel'in dikişleri birbirine değecek kapandığında. Orijinalleri burada fark. Çünkü ben şimdi tasarımcılık yaptığım için biliyorum. Bir usta var, bir usta var. Mesela bazıları el dikiş atıyorum. Sen gitmişsin, makine dikişi yapmışsın. O kadar belli ki. Videoyu izleyelim. İnfluencerlar ve fake çantalarıyla ilgili konuşacağız. Ezgi Fındık'la başladım. Bu iki Chanel çantası aynı mı bilmiyorum ama ikisinde de Chanel'in diamond dediği bu üçgenlerin birleşmediğini görüyorum. Burada alttaki orijinal Chanel çantada görebilirsiniz. Üst kapaktaki ve alttaki kısımdaki üçgen
dizenler birleşiyor. Ezgi'ninkinde birleşmiyor. Bu Miu Miu çantada direkt zaten ben M harfinin birleşik olmasından anladım. Orijinalinde M harfinde ayrıklık var. Ayrıca böyle bakınca şekli falan da bir garip, uyuşmuyorlar yani. Loewe çantanın Loewe ambleminin üzerinde bir sürü iplik oluyor. Şimdi zaten görebilirsiniz üstteki Ezgi'nin alttaki orijinali ciddi anlamda fark var. Ezgi'ninkinde ip yok neredeyse. Bu kızı hiç tanımıyorum. Arkadaşlarım attı. Ben gördüm, tanıyorum. En kötü fake'ler bu kızın diyebilirim. En kötü fake, en Ceren Kaya. En kötü olanlarından almış anladığım kadarıyla. Çünkü fake'ten anlamayan insanlar bile kızın kullandığı ürünlerin fake olduğunu anlayabilir. Çünkü hani ciddi anlamda fark var. Şimdi araya giriş yapacağım. Bu insanlar çıkıp biz zenginiz demiyorlar. Ne yapıyorlar bu sefer? Zengin demeyelim ya. Kaliteli mi diyelim ona ya? Ne bileyim işte. Ya öyle zaten bak kaliteyi böyle marka göstererek elde edeceklerini zannediyorlar. Evet. Aslında bilmiyor ki konuştuğunda. Belki konuşmadığında, göstermediğinde biz o kaliteyi gördüğümüzde kendi aramızda konuşuyoruz. Öf çok çok iyi giyiniyor ya. Markaları nasıl alıyor ya biz alamazken. Bırak onu biz tartışalım. Sen değil. Yani kaliteli insan parasını göstermiyor. Ya değil mi? O şunu demeye çalışıyorsun. Benim markam şuyum var. Hermes bileklim var demiyor. O zaten onun içinde. Bazı adam var. Çok atıyorum fakir bir ailede doğuyor. Ama öyle karakterle doğuyor ki. Öyle kaliteli doğuyor öyle ki. Öyle kaliteli doğuyor ki. O parayı ileride o serveti olsa bile o mütevazını hiç kaybetmiyor. Öyle mütevazi bir adam. Allah verdiği kadar der geçer mesela. Bazı adam var. Kredili araba alıyor. Anahtarı valeye bir veriyor. Kafa anladın atacak mı? Anahtarı neredeyse. Ha neredeyse. Yani Macem Yılmaz'ın gösterimleri de esprisi var. Tiksiniyor gibi tutuyor ya falan şöyle diyor. Bazı adamlar arabasını bile götürmez. Yürüyerek gelir. İnfluencerlar da çıkıp işte biz öyleyiz, böyleyiz diyor. İnsanlar ay onlar bu kadar para kazanıyor. Ay böyle biz alamıyoruz, biz edemiyoruz. Ben doktor maaşını nasıl alayım atıyorum. Öğretmen maaşımı nasıl bir gün miyim alayım da. Ama havayı sezdiriyor. Bak çünkü şey zannediyor. Kalite bu. Ben çok iyiyim. Hayır. Hayır bak ne diyor kız. Adını bile bilmediğim. İkisini birleştirdim. Para da. Ayakkabının görsellerini görebilirsiniz. Farkları, amblemlerin vesaire. Bu kızı da yine arkadaşlarımdan biri atmıştı. Bottega'nın sapındaki düğüm bu şekilde ortada olmaz. Bu da çok ucuz fake'lerden anladığım kadarıyla gerçeğini aldım. Mesela Büşra dede tanımıyorum ama bana diyor ki takipçileri. Siz ne söylerseniz ben onu söylüyorum biliyorsunuz. Şaşırmadık. Çünkü normalde yakından görsen Instagram'ıyla bambaşka. Çok şop yapıyormuş kendine. Onların iddiası benim iddiam değil. Arkadaşlar işte belki çok baksak derinliyse kimleri buluruz? Belki ünlüler de var. Şarkıcılar da var. Ki bana zamanında söylediler şarkıcılar. Bak şunu diyemiyorum. İnfluencer için değil. Bazı insanlar heves ediyor. Hayatım boyunca alamayacağım. Çakması alıyor pazardan gidip mesela. Ya, ona tamam bir şey da diyemiyorum. Olabilir de şimdi para kazanan bir insanın da sahtesini alması bana hiç mantıklı gelmiyor. Alma bir tane Chanel olsun. Orijinal veya alma olsun. Chanel alma. Öyleyse hiç sahtesini alma. Ya, çünkü neden bunu söyledim biliyor musun? Bir tane al ikinci fake yapacağını. Bir tane daha çantası var. Bunun da güya baklavaları, çizgileri birbirine tam değmiyor. Onu da paylaşmışlar. Bu bordo çanta için de öyle söylüyorlar. Ama şimdi şunu da görüyoruz. Yani Ezgi Fındık'ın sürekli Hermes'ten poşetlerle geldiğini. Bir de şöyle bir şey var. Hani zaten Ezgi'nin erkek arkadaşlarının durumu çok 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 iyi olduğu için Ebru Gündeş'in filmi yapılsa Ezgi Fındık oynamalı. Böyle hayatı güzel yaşayan ise Ebru Gündeş hep böyle çok iyi adamlarla en iyi şekilde. İnfluencerlar arasında Ezgi Fındık ayrılır yani. Dubai'den çıkmaya. O anlamda söylüyorum. Hani hava anlamında. Ama tabii ne var işte? Ebru Gündeş'in kendi parası diyoruz. Bir o kadar, bir o kadar. De erkek arkadaşın durumu ondan da iyi. Ezgi'nin tabii ki durumunu Ezgi daha iyi bilir. Biz onu tartışamayız. Ama erkek arkadaşın durumu çok iyi olduğunu görüyoruz. Çünkü influencer belli. Bir de aileden varlıklı gelen ailenin gelir seviyesi belli oluyor ya her zaman. Peki bir şey diyeceğim. Bu zengin erkek arkadaşlar sevgililerine bir şey almayacak mı şu anda? Ben onu şimdi anlamıyorum. Şimdi gidip de Ezgi'nin fake bir çanta ihtiyacı yok. Çünkü ona alırlar onu demek istiyorum. Mirhan alamayacak potansiyelde mi? Bir tane valize 80.000 TL veriyorlar. Ha ben anlamda sormadım. Fake'ten bahsetmiyorum. Ben diğer anlamda yani. Bu ne biliyor musun? Zengin bir adamın sevgilisine hediye almasından çok doğal bir şey yok. Sen de bana aldın geçen evet gün. Yani doğal bir şey yok yani. Ben gerçi niye sen bunu senede 2 kere alıyorsun. Onlar ayda belki 5 kere alıyorlar en kötü. Ne güzel alsınlar. Ne güzel onda sorun yok. Sadece Ezgi'nin daha fazla benim Chanel çanta var hevesine kapılması. Ne fark ediyor? Tabii şimdi hep şey vardır ya arkadaşlar. Bazı insanlar böyle senin açığının çıkmasını bekler ki. O story atmayı bekliyor çünkü. Orada sana yazacak. Ucuzsun, cahilsin, salaksın. O bekler bir şey. Bir şey olsun ki ona erişemiyorum ya. Onun gibi olamıyorum ya. Onu bir yerden böyle vurmam lazım. O yüzden diyorum ya bot yorumlar, sahte şeyler falan, fikirler aldılar falan. Mikro influencerlardan biri bayağı böyle Ezgi'ye şey yapmış. Yüklenmiş. Mesela ben görünce güldüm. Niye güldüm biliyor musun? Bu kadar kendini Chanel çantayla iyi gösterme psikolojisinden ne zaman çıkacaksınız? Sosyal medya dediğim gibi bu infial söylemler aktifleşince Ezgi de hemen bir story attı. Dedi ki arkadaşlar bu karalamayla alakalı bir açıklama yapmak istiyorum.
Avukatı merkeze tek tek ilgileniyor. Faturaları mevcut olan ürünleri iftira atanlar elbet karşılığını bulacaklardır. Yani avukatım size faturaları attığı zaman siz de bunun karşılığını hukuk önünde ödeyeceksiniz dedi. Okey, eğer eline faturan varsa ve onlar da bu bir iddia değil kesin diye konuştularsa burada senin yasal bir hakkın var. Ben bundan eminim. Ezgi fake çanta takıyor. Ben buna çok eminim diyorsa bunun bedelini ödeyecek tabii hukuki süreçte. Ama bir analistse ben bundan şüphe ediyorum yani olabilir diyorsa bu bir analizdir. Tabii ki bu bir duyumdur. Tabii ki bu süreçte sosyal medyanın avukatı biliyorsunuz kendisi Feyza Altun devreye girdi ve Feyza'ya demişler ki Feyza biri çakma çanta kullanıyor diyor sana bunun için dava açma hakları var mı diye soruyor. Diyor ki Feyza Altun şahsı tanımıyorum ama çantaya çakma demek suç değildir. Arkadaşlar bu arada bu tür lüks mağazalardan alışveriş yaptığınızda dünyanın neresinde olursanız olun o mağazada çalışan sizin satın alma geçmişinizi görür. Ve bu lüks marka danışmanları ürünü gördüğü an anlar sattı mı gerçek mi diye. Bunu biliyoruz zaten hepimiz yani. Ama o tabii avukat olduğu için yine bilgilendiriyor sosyal medyayı. Yani Ezgi'den sadece şunu beklerdim. Tabii ki hepsi değil ama. Mesela böyle bir tane store açıp şu çantasının şu kısmını kaldırıp barkodunu gösterip tak kapatırsın. O da ona kapak olur. Evet. Onu da yapmadı. Yapmak da istemeyebilir. Her şey cevap verecek diye bir kaide de yok. Ben her şey cevap veriyor muyum? Feyza Altun dediği gibi gerçekten yani bunu görebilirler. Mesela Gucci hiç çanta almamış mesela. Ben bunu biliyorum. Ezgi'nin Gucci bir çantası varsa son dönemlerde Gucci'den bir çanta alınmamış. Evet alınmamış. Onu demek istiyorsun. Evet bravo. Tamam bunun bir şekilde teyit edildi diyorsun. Ya bu başka erkek arkadaşının ismini alınmıştır. Onu ha belki bir şey diyemem. Bir dakika şimdi günahına girmeyelim. Belki dediğin gibi erkek arkadaşı alıp Gucci'den hediye vermiş. Onun faturası niye onda olsun? Evet. Mirhan değil ama. Mirhan'a da baktım. Ya siz var ya. Aşırı fena oldunuz. Ben artık sizi durduruyorum yani. Sen ve ilçe kızların. Tabii bu süreçte Dalma'dan bir hamle geldi. Mesela bir tane mikro influencer bir Ezgi'nin fake çantası var mı? Ben daha neler biliyorum da falan diye bir story attı. Ama Dalma bir açıklama gerçekleştirmiş. Dalma da yazmışlardır çünkü. Hayır benim de Chanel'im var ve her zaman çizgileri kapanmıyor diye. Ama bir şey diyeceğim bunlar zaten aynı ajansta değiller mi? Aynı ajansta işte orası işin enteresan kısmı. Nasıl olabiliyor? Hatırlıyor musun? Ezgi Fındık'la Dalma'nın arasında bir sorun var mı diye konuşmuştuk bu dönem. Evet, sonra yalanlamışlardı. Falan. Tamam. Ama yalanlamışlardı. Hatta aslında orada Mert'le Damla da atışmış. Bana sonradan öyle bir haber de geldi. Olayı tamam. İzleyenler buradan Yağmurcuğum öyle değil böyle oldu diyenler var. Bu arada bazen şunu algıya kapılıyorsunuz. Aa işte bu haberi bilmiyor Yağmur veya bu haberi böyle yaptı. Arkadaşlar şunu atlamayın yani ben çoğu zaman zarf atıyorum. Burada belki yalanla öyle söylüyorum ki bazıları rahatsız olacak çünkü doğruları söylemiyorum diye. Öyle bilmiyorum. Gerçekten belki doğruyu bilmiyorum. Ama burada öyle bir şey konuşuyorum ki doğrusunu almak için. Burada benim her şeyim böyle değil. Sorgulamayın yani. Bazen hamle yapıyoruz ya burada doğruyu almak için. Hayır. Çünkü ben nasıl öğreneceğim? Bazen story giriyorum ki yalanla. Aa öyle mi acaba? Bunu kim söyledi yani diyorum. Haberi atıyorsun ki sana cevaplar gelsin, evet. Bilgiler gelsin diye. Bazen yalandan mesela öyle değil diyorum ki hayır nasıl öyle değil ya deyip bana yakınları ulaşsın. Alakam olmayan hatta adımın dahi geçmediği bir konuda bir fikrimi söyleyeceğim. Fake çanta muhabbetinde. Sadece Chanel için bu arada diğer fake veya fake olabilecek çantalar hakkında bir fikrim yok. Neyse şimdi kız diyor ya bu üçgenler birleşiyor orijinalinde diye. Evet okey bu orijinal bir çanta üçgenler birleşiyor. Ama ben bu çantayı koluma bu şekilde taktığımda ve öyle çektiğimde üçgenler birleşmiyor. Dur. Şöyle daha iyi. Bak eziği koruyor. Bak şimdi böyle durduğunda üçgenler birleşmiyor. Ama böyle olduğunda birleşiyor. Bence Damla önce ne yapması gerekiyordu biliyor musun? Bakın arkadaşlar barkod numarası öncelikle bu çanta orijinal. Şimdi bakalım. Şimdi bunu niye yaptı? Yardım etti ajansındaki arkadaşına. Niye sildi o zaman? Yemeğin birbirinize herkesi iyi anlaşmanızı emrediyorum demiş. Sonra siliyor. Yani bir şeyden emin olamadı tabii ki. O yüzden sildi de. Başta korumak için yapmış. Aynı ajans olduğu için sonuç olarak. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi bayağı gündeme geldiği için bu konu. Ben Ezgi'den bir şey beklerdim. Ama şimdi hediye alındıysa onunla faturası yoksa nasıl gösterebilir? Yağmur tam 3 sene önce veya 5 sene önce hiçbir şey fark etmez. Dünyanın neresinden gelirse gelsin, orijinalse ve orijinal mağazadan satışı olmuşsa ismi çıkar. Peki bir şey söyleyeceğim. Bence ben Damla'nın Ezgi'den çok hoşlandığını düşünmüyorum. Sen bunu devam mı söylüyorsun? Evet. Çünkü yan yana gelmedikleri için. Yok hiç onlar. Ama geçenlerde geldi. Geçenlerde 4 aynı masadaydı. Nerede? Ben gördüm. Oturuyordu. Damla Ezgi. Tabii. Tatilde de denk geliyorlar. Yani çok aynı değil, frekans olduklarını düşünmüyorum. Ya öyle gözükebilir ama. Bilmiyorum. Belki hiç alakası yoktur. Şu an Damla diyorduk. Ay ne alaka. Bayılıyorum diyordur. Belki olan Yağmur'un yine gözünden kaçmadı diyordur. Bilemem.
Ezgi demiş ki popoma konuşun. Bir şey mi yaptırdı veya çok mu iyi? Bir şey yaptırmış. Sen popoya yaptırdı zaten. Ben popoya bakma. Bak o inkar etti biliyorsun. Popolara bakmadığım için. Sen Şeyma kine bakıyorsun ama. Şeyma kim? Subaşı. Yok bakıyorsun. Ne oldu beklemiyordum bunu. Unutmam ben. Gün geldi böyle lafı bam diye koyarım adama. Popoya bakın. Ezgi mi o? Aynen. Kilo mu almış o? Kaylı kaylı. Kilo mu almış o yakından Aynen. çektiği için mi öyle? Ezgi biliyorsunuz belden aldığı kalçaya verdi diye benim bir iddiam vardı. Hatta bana o zaman hastaneden bakın popo normal mi? Spor da yapmıyor bu ara sanki. Yapıyordu bir ara. Neyse gün geliyor işte artık arkadaşlar gerçekler ortaya çıkıyor. Ama ben demiyorum ki bu gerçek popo değil. Popo üzerine evet gerçek. Ama bilemem ben. Orijinal takıyor, fake takıyor, bilmem ne takıyor. Ben fake'den yana değilim. Param varsa alıyorum. Param yoksa da hiçbir şeyin fake'ini gösterme telaşına girmeye gerek yok değil mi? Kesinlikle canım. Feyza Altun da bu konuyu aydınlattığına göre, kimse kimseye mahkeme açamaz dediğine göre ben de bu konuyu burada kapatarak Kerimcan'ın geçen haftaki videomuza cevap vermesini konuşmak istiyorum. Buyurun. Ne dedi Kerimcan'a? Kerimcan hayırdır? Elin enerji yükseldi. Bak yapma. İnanırız dedik değil mi? Evet sonra da. Ama inanmamızı istiyorsan da önce o dudak dolgularını erit dedik. Videoyu yükledik. Ertesi günü Kerimcan'dan cevap geldi. Siz sormadan söyleyeyim dudak dolgumu eritmek için randevu aldım dedi. Ve bir anda herkes bana gönderdi Kerimcan'ın postunu. İnanmıyorum, inanmıyorum. Dudaklarımı eritecek. İnanmıyorum. Gerçekten bunu yapacak mı Yağmur diye. Vallahi arkadaşlar bilmiyorum. Hatta size şunu söyleyeceğim. Geçen gün Kerimcan'ın takipçileriyle Kerimcan karşılaşmış. Ve demiş ki Kerimcan onlara nasıl sevdiniz mi Elincan'ı demiş. Onlar da evet 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 demişler. Kerimcan bunu soruyor. Sosyal medyada tartışma konusu oldu bu arada. Şimdi ben burada dedim ya birazcık da etkileşim. Hatta bence yine aynı şeyi söylüyorum. %70 etkileşim. Ben %90 etkileşim. Tamam hadi ben yine şey yaptım. %30'da hormonal olarak yok, ben hormonal olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu videodan sonra yine bana ulaştılar. Ve Kerimcan'ın yine bir kızlarla görüştüğünü hatta bazı gruplarından uzaklaştığını söylediler. Onların bir grubu vardı hatırlıyor musunuz? Böyle 7-8 erkek. Mesela Kaş'a gidiyorlardı. Bazı arkadaşlarla var. Biliyorsunuz make-up ben. Ama çoğu kavga etti. Hoşlanmıyorum kendilerinden. Çoğuyla kavga etti yani. Kavga mı etti? Şu an kendini mi çekti? Yedi ayrı. Zaten kendini ayırdılar. Yani Samet'le beraber ayırdılar niye kendileri. Ama? Niye ama işte. Samet arkada iyi anlaşıyor. Bana arkada bir şeyler geldi onu demek istiyorum. Oğlum pardon. Duyum geldi. Pardon. Ama onu burada şu an tam emin değilim diye söyleyemiyorum. Emin olsam söylerim. Bu taraf da ağır basıyor. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? İki tarafta şu an. Bunu sanki, sözünü kestim ama bunu sanki geçenlerde abla sen yanlış anladın diye bir tweet'in karşılığını vermişti. Ne demişti? Yani öyle bir şey yok. Bu espri nereden nerelere geldi gibi bir şey söylemişti. Şimdi takipçileri bunu soruyorsa biraz burada duygusal bir durum var. Neden biliyor musun? Mesela atıyorum. Beyaz TV bana teklif getirdiğinde sen gittin ne yaptın Maraş'ta? Takipçilerine bu anket sundum. Neden? Çünkü onlar önemliydi bizim için. Yani sadece bizim tabii YouTube camiamızı az çok DM'de konuşuyoruz ama belki Maraş'taki arkadaşlarla hiç konuşmamıştım. Yani önemli olan ekranda neyi görebilmeniz veya herkesi merak ediyorsun fikrini. Evet evet çok önemli bir benim için. Hani küçük bölgede büyüyenin de. Evet. Büyük bölgede büyüyenin de metropole bakıyorsun, kasabaya bakıyorsun, her şeye bakıyorsun. Ama ne diyorsun? Sizin yorumunuz önemli. Ne yapalım? Evet mi hayır mı? Şimdi Kerimcan da yani yarı etkileşim. Yarı da kendi hormonal duygularından kaynaklı olduğu için de sevdim mi diye soruyor. Onu anlıyorum ben. Ben de bunu yapıyorum çünkü. Sen de bunu yapıyorsun bizim için. Evet. Anladım seni demek Sen anladın mı demek istediğimi? Evet. Belki evet. izleyici bunu Tartıyor anlayamaz. Tartıyor mu diyorsun yani? Evet. Tabii şu da olabilir. Tamamen etkileşim orada. Aha bakalım yürüyelim. Burada analiz bekliyorum ben de sizden. Mesela bir takipçimde şöyle bir analizi vardı. Sizin analiz ne olacak onu merak ediyorum ama. Biri dedi ki Yağmurcuğum Bulgar sanatçı Aziz'i biliyor musun? Evet ben biliyorum. Bir bakın isterim baktığımda. Kendisi Kerimcan gibi farklı cinsel tercihe sahipmiş gibi. Dolgulu, makyajlı, pembe, deri, feminen kıyafetler piyasaya çıktı. Böyle ünlendi. Bir süre sonra da yavaş yavaş ses tonunu Kerimcan nasıl yapıyor? Aziz Zeynep. Değişti mi? Şimdi sana fotoğrafını göstereceğim. Bekle. Cinsel evet. yönelimi farklıydı Aziz'in ya. Şimdi gör. Hmm. Burak Özçivit. Kerimcan da ne tesadüf ki Bulgaristan göçmeni. Ve sanki Aziz'in stratejisi gibi ilerliyor. Bir süre sonra da evlenirse baba olursa da şaşırma. Mesela Kerimcan'ın şu an ciddi ilişkisi olma ihtimali var mı arkada bir kızla? Gördüğümüz yok. Bildiğimizde yok. Var mı diyorsun? Bilmiyorum. Aziz. Evet Aziz tanıyorum. Before'u. Evet. After'ı. Ama Aziz aynı Aziz sanki. Yine hala şey yani. Tam bir feminenlik var. Tercihleri farklı yani. İçimden bir his. Kerimcan'ın tamam iki taraflı bir hissiyat olduğunu ama biraz da etkileşim olduğunu düşünüyorum. Yalan değil. Ama sanki belki arkada hiç bilmediğimiz bir kadına da ilişkisi olabilir Kerimcan'ın. Belki o yüzden uzaklaşmıştır diğer gruplarından da partilemekten de. Bilmiyorum. Analiz yapıyorum şu an sadece. Ben Kerimcan'la bu konu üzerine video çekmek isterdim biliyor musun? Yok kız öyle bir şey.
Hem buradan diğer arkadaşlara da fikirler. Böyle diyebilirsin. Hem de diyebilir, hiç önemli değil. Ne derlerse bizim başımızın tacı onların. Hem burada her zaman onların cevap hakları var. Hep bu böyleydi zaten. Ama isterim yani herkesin bu konuları konuşmasını, tartışmamızı, öcü gibi değil de hayatın bir parçası gibi. Parçası zaten. Parçası zaten. Yani, hani. Parçası oluyor. O yüzden zaten. Ama işte hep arkada kalıp böyle kimse konuşamam ama ayıp falan. Hayır. Her şey gibi bu da çok normal. Umarım Kerimcan için en doğrusu, en hayırlısı neyse o olur. Biz onu bu şekilde çok seviyoruz. Kiara'ya geçelim. Kiara. Kiara. Doğru söyleyeceğim artık. Evet. Onlara söz verdim çünkü. Doğru eleştiri benim başımın tacıdır. Şimdi biliyorsunuz bir yıldır zaten bir gündem vardı eşiyle arasında. Ödül gecesi anında Kiara'nın eşini bir İtalyan şarkıcı sahneye çekiyordu. Hatta çektikten sonra bir anda şarkı bitiyor. Beraber düet falan yapıyorlardı. Fedesi kafasını bir anda kendine çekip öpüştüler. Bayağı öpüştüler yani. Sonra üzerine, onların bu olayın birkaç sonra üzerine Fedez hastalandı biliyorsunuz. Çok geçmiş olsun tekrardan. Sonrasında iddialar çıktı. Kara para aklıyorlar diye onlarda. Aynı bizim bu fenomenler gibi Türkiye'deki. Ve dediler ki bunda hatta kanser hastalarına yardım etmek amaçlı toplanan bir bağış vardı. Hastaneye bağış yapılacaktı. Ama Kiara o parayı bağış yapmamış. Şimdi inceliyorlar ve bunu fark ettiler dediler. İtalyan basını çalkalandı. Çünkü çok önemli Kiara. İlk influencer zaten biliyorsunuz. Kendi markası da var. Dünyayı da kazanıyor. Evliliği de dikkat çekiyor. Aşkları falan. Bir taraftan diyorlardı ki hayır, onlar açık ilişki yaşıyor. Her zaman bilinip ama asla konuşulmayan konular. O yüzden zaten Fedez'le öpüştü. İstese Kiara hemen boşardı. Çünkü para Kiara'da. Çok meşhur bir Como Gölü'nde evi var biliyorsun. Göle karşı. Hatta Londra'da çok lüks ev var. Onların hepsi de Kiara'nın üzerineymiş. Bundan kaynaklı istese boşardı. Kiara'nın ona ihtiyacı yok. Çocuklarını alır giderdi. Ama zaten açık ilişki yaşadıkları için öyle bir tereddüte girmedi. Ama ben geçen hafta ne demiştim? Videoyu izleyenler biliyor. Aslında boşanacaklardı olaydan sonra. Ama Fedez hastalandığı için Kiara yapamadı. Çocukların babası kıyamadı dediniz. Ama şimdi İtalya basını buna çalkalanıyormuş arkadaşlar. Bana bu konuyla ilgili iddialar gelse Kiara'nın çevresinden ben çözeceğim bu olayı. Ama o tarafa da ulaşamıyoruz. Ama hedefim global magazin yapmak. Bazıları iddialarda bulundu. O iddiaları bir okuyalım. O tarafta İtalya neden şu an bu. Zaten bu olmasa senin başkası paylaşamasam. Seni başka bir kadın olman izin veremem. Tabii canım. Ayrılır biterdin yani. Ayrılmayı. Şeyi kabul etmezdin. Evet. O zaman ayrılmamıza gerek yok değil mi? Seni yani başkasıyla görsem. O yüzden ben tamamen para odaklı olduğunu düşünüyorum. Mercek altında olduğu için bu olayı bahane edip güya boşanıyorlar. Belki de işte bu yüzden boşandılar. Zaten her şey onun üzerine ve bunun tamamen bir algı operasyonu olduğunu düşünüyorum dedi. Çünkü soruşturma altında biliyorsun. Birileri bir soruşturma çıkınca hep Demet Akalın, Okan Kurt örneğini veriyoruz her yerde. Bu başka örneğimiz yok. Ama onların da gördük. Okan'ın iddiaları çıktı. Ama Demet Akalın ne yaptı? Boşadı o süreçte. Bana ihalesi kalmasın dedi. Hakkı. Hakkı tabii, bir kadın olarak hakkı. Ona o konuda hak veriyoruz. Ama Kiara'da belki bir şeylerden kaçmanın yolunda, bir şeyinde. Buna bahane edebilir. Çünkü açık ilişki yaşayan bir insan neden öpüşmeye takılsın eğer yaşıyorlarsa? Siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten açık ilişki yaşadıkları için ve hakkında soruşturma başladığı için mi Kiara? Hani ben kaldıramam böyle bir şey diye boşuyor. Yoksa delinenler gibi de başkasıyla bir ilişkisi var da bu biliniyor da bundan kaynaklı mı boşuyor artık? Neyse ne. Onların iddiaları böyle. Siz de yorum yazarsınız. Buradan neye geçelim arkadaşlar? İnfluencer'lara devam edelim. Bu yabancı bir influencer'dı. Global bir influencer'dı. Ama ben kendi Türk influencer'a mı dönersem? Sibel Çetinkaya ile Melody Elbirler konuşmuyor. Niye? Neden konuşmuyor diye ben de unuttum, sordum. Aslında biliyordum. Bazen işte balık kafam gidiyor. Biliyorsunuz influencerlar şu an Paris'te. Dyson'ın bir etkinliği var. Yeni ürününü tanıtıyor ve bütün influencerlar orada. Hemen hemen herkes orada. Bir tek senin Yağcıoğlu hariç. O da çünkü bir gönderme yapmış. Biraz ona geleceğiz. Ama şunu fark ettik. Sibel ile Melody çok yakın arkadaş biliyorsunuz. Hatta Sibel Melody'nin düğününde bile vardı. Hep böyle beraber. Yakınlardı. Düğünde de gördük. Yakınlar işte yani, görüyoruz. Evet. Melody ile Şükrü eskiden sevgiliydi. Normal değil mi Melody'nin küsmesi Sibel'e dediler. Ben de dedim ki sevgili boyutuna bağlı. Bir hafta takıldığım bir adam için niye Sibel'le 5 yıllık arkadaşımı küseyim? Hayır çok canım. Önemli biri değilse benim için. Hayır canım. Neden çok önemli biri değilse? Olur bir hafta canım. Takıldıysam, 10 gün takıldıysam. Allah Allah. Vallahi. O çok önemli o kadar. Ya önemli tabii ki canım. Tamam peki. Şöyle bilmiyorsan ayrı bir şey ama bilip de yani ve aynı ortamda ben onunla 20 gün beraber takılmışsam, 10 gün beraber takılmışsam, ya bana göre ters. Bu camiada değişebilir ama bana göre kendi yaşantı tarzıma göre ters. Sen eniştecilik mevzusuna mı giriyor yani bu? Tabii canım yani. Ben şimdi ne yapayım? O dersin el ele tutuştuğu, sarıldığı bir insanla tekrardan onun karşısında aşkım demek bana geçmiyor. Bak şu olabilir. 25 sene önce olmuşsa, alalım mı? 20 sene önce. Çıkmış işte 20 sene önce. Ben 10 gün çıkmış. Aynı şey aslında. Hayır, 20 sene önce
önce ha benim için hiçbir değeri yok. Geçen sene çıktım. Ama çocuklukta 11-15 yaşında çıktığım bir insanla 45 yaşındaki bir hal bir değil yani. Tabii onlar için konuşmuyorum. Ama sen şimdi düşündüm şu an mesela Ala ile Melisa Döngel küstü. Yani. Neden? Sefo yüzünden. Çünkü Ala dedi ki ben o adam için senin boynunda ağladım, omuzunda bravo ağladım. Sen gittin, onunla sevgili oldun. Bu başka bir frekans. Ama Melody ile öyle bir şey yaşadın diye Melody ile öyle bir bağ yok. Çünkü Melody ile Şükrü İzmir, İlkokulla mı çıkmışlar? İzmir'de büyük bir aşk yaşamışlar. Nasıl o zaman büyük aşk yaşamışlar? İzmir'de tabii. Daha Melody İstanbul'a gelmeden önce. Normal konuşmamız. Çocukluk aşkı. Yani bütün İzmirliler bunu, yani bütün İzmirli değil ama Umut'in. Bütün diyorsun dağlarında, taşlarında isimleri mi varmış yani? Ferhat da Şirin değiller tabii ki, yani abartmayalım. Şükrü'yle Melody mi yazıyormuş taşlar, öyle bir anlattık. Tabii ki Ferhat da Şirin değil. Ama öyle İzmir'de herkes aşkını biliyor gibi girdin yani. Ama biliyorlarmış. Tam bütün film misali değil ama ona da benzer bir kategoride. Ben şok. Çünkü Şükrü o zaman demiş ki gidiyorum ben Güllüşah. Nereye demiş Melody'de? İstanbul'a. İstanbul'un taşı toprağı altınmış. Oyuncu olacağım. Parayı bulup gelip İzmir'den seni alacağım demiş. Melody zengin bir kız değil mi? Melody de demiş ki, makara bir aşağı burada süslüyorum. Melody demiş ki, gidemezsin. Ben ne olacağım İzmir'de? İzmir'in kızları çok güzel. Ben çok güzelim. Gelir beni beni kapar falan. Şükrü de demiş ki, en güzellerim benim olacak. Ama ne yapmış ya? Oyuncu olacağım. Sonra geleceğim. Seni alacağım buralardan. Seni de orada influencer yapacağım demiş. Şaka şaka. Sonrasında Melody de demiş ki, tamam o zaman git demiş. Bak bu Şükrü gitmiş. Ne gelen var ne giden. Sonra Melody de demiş ki ben İstanbul'a gideyim. Influencer olayım. Melody aile zengin bir arkadaş değil mi? Valla ben bilmiyorum. Yani Sibirlerin o kadar değil. Çetinkaya ailesinden gelen. Yok değil ama. Yani, o tayfadan Demirören tayfasından gelen tayfadan değil mi yani? Hayır canım. Öyle mi? Tamam. Hayır. Ben öyle biliyorum. Artık Türkmen'le evlenen kız. Ama durumu da öyle vahim değil yani. Gayet normal. İzmirli güzel bir ailenin kızı. Melody de asil güzel bir kız. Severim de ben de bu arada. İçin mizah katıyorum. Ben magazinciyim. İzlesinler diye yapıyorum Melody. Kızma aşkım. Burayı kabartıyorum birazcık. Şükrü İstanbul'a gidiyor oyuncu olacak diye sonra Melody de güya kızıp İstanbul'da influencer oluyormuş falan filan. Bana anlatılan bu. Ama yanlış olabilir. Bu bir iddia. Peki Melody kesin biliyor, Sibir kesin biliyordur bunu. Biliyordur tabii ki diye düşünüyorum ben de. Ama şimdi bilemiyorum ya. Bilemiyorum yani ne diyeyim burada. Sibir seni nasıl yaparsın diyemiyorum. Çünkü şu an Melody evli. Arda Türkmen'le evli. Daha da yeni bebekleri oldu. Bu zaman bu konuyu çok fazla değişmiyor. Tamam değişmiyor zaten. Ama şu an ben magazin yapıyorum. Küsler çünkü ve insanlara bir şey hatırlatmak zorundayım. Evet. Bu bak şimdi. Ha, ondan diyorsun. Evet tamam pardon unutmuşum. Tabii canım. Bu insanların bir geçmişi var. Yani sonuçta Melody gözünü Arda Türkmen'de açmadı. Sibir de gözünü Şükrü de açmadı. Ömer'i var. Niye şu isimli var. Var da var. Bunlar ünlü insanlar. O zaman niye hadi seni dönüp dönüp eski ilişkilerini konuşuyoruz? Ebru Gündeş niye hep sürekli aynı şeyleri konuşuyoruz? Magazin mi o? Böyle bir hakkımız var arkadaşlar. Hiç kendinize yormayın. Başka kanallara gidip hak aramaya falan girmeyin. Böyle bir hakkımız var. Bu da şeyi tartışacağız. Sibirli Melody bu yüzden küsmeli mi küsmemeli mi? Biz bunu tartışmalıyız burada. Sesi düşüneceğiz. Bence küsmeliler. Ben Sibir'i küsmeli. Ben öyle düşünüyorum. Sibir mi Melody mi küsmeli? Yani Melody küsmüş zaten. Sibir küsmeli dedin. Tam ters işte anladılar tamam. Onlar. Bence küsmeliler. Canlı yayındayız lütfen. Evet. Harfi harfini zingi konuş. Yani Melis küsmekte haklı. Melis değil Melody. Allah belamı vermesin benim ya. Melis kim ya? Evet. Bak ben de yorgun, sen de yorgun. Evet. Hadi son bin canımızı evet, bu videoya geldi. Veriyoruz. Bence Melody küsmekte haklı. Arkadaşlar sizin yorumlarınızı bekliyorum. Ben evet şimdi büyük bir aşk yaşadıkları için. Büyük aşk duydum ya. Ve Sibir'e anlatmıştır muhtemelen. Şükrü'yle bir zamanı. Yani Sibir'le Şükrü sevgili olmadan önce. Belki muhabbeti dönmüştür. Belki defalarca konuşmuşlardır. Eğer tabii ki bak şimdi bana anlatıyorlarsa. Yani ben o arkadaşımla Şükrü muhabbetini yaptıysam ve ben şu an Şükrü'yle sevgiliysem. Biz böyle konuşuyorum. Belki Şükrü ve Melody için normal şeyler bunlar. Ama Melody küstü diyorsunuz ama buna bağlı. Acaba kim kendini çekti bu arkadaşlıktan? Onu da merak ediyorum. Ya Melody evlendikten sonra çekmiş olması yoksa Melody evlendikten sonra Sibir'le konuşmaya devam etti mi? Yani. Tabii canım. Tabii mi yaptılar? Doğru. Sibir Şükrü'den sonra zaten herkesten vazgeçti. Sibir... Hayır. Melody ile Sibir'in dostu Şükrü'den sonra yan yana görülmedi. Öyle diyelim. O zaman odur. Sibir'in başına ilk gelmedi bu. Aile Ahmet olayı da var biliyorsunuz Sibir'le. Orada da Sibir'e tağlamayın. Ya Sibir ya çok komik kızsın ya. Allah'ım billahi. Hepsi bak. Niye hep sana denk geliyor? Burası bir tuhaf. O zaman Sibir için normal. Yani. Normal. Yani normal ya arkadaşı derken, sevgilisiymiş falan. Evet bitmiş, yani. Bitmiş. Ya ama şey için normal değil mi? Bir dakika şimdi. Sanat camiası için veya cemiyet için bunlar normal değil mi Yağmurcuğum? Normal. Bunlar da o camiadan olduğu için normal. Sibir'in influencer camiası. Ama ailesi bir cemiyetten yani. Evet Sibir'e denk gelme tesadüf mü tet değildi diye düşünüyorum. Ama şu yanı da var. Şimdi Sibir'e sormak lazım. Sen biliyor muydun bu Şükrü ilişkiyi? Yani sen Melody ile Şükrü ilişkisini biliyor muydun kızım? Diye ben sormak isterim. Samimiyetim olsa da sorarım. Ama öyle bir samimiyetim yok. İşte burada kuşak farkı mı çıkıyor bilmiyorum ama. Linçlenmeyeyim. Kuşak farkı mı çıkıyor bilmiyorum daha hassasız. Yani evet, ama şimdiki nesil daha başka. Daha ama, özgür, evet. Daha cesaretli. Mesela bizim zamanımızda evlenmeden çocuk yapılmazdı. Yani ben sanatçı olsam veya sanatçı gibi işte bir cemiyetten olsam, bebekar olsam
denk gelebilirdi belki. Sesimi çıkarmayabilirdim belki şu anda konuştuğum gibi. Hani hassas davranan var, davranmayan var. Bir şey diyemiyorum. Ne ben şimdi bir şey diyemiyorum. Sen ne olurdun peki? Şimdi diyelim ki ben cevabı söyledim. Ben de iyi ki yani küsmesi gerekiyormuş dedim. Senin için. Çok aşık olduysam düşün, gözüm kayabilir. O 20 yıl önce çıkmış, çıkmamış, ona takılmam. 20 yıl değil de bundan 5 sene, 7 sene önceyse Melody'nin yaşı belli. Yapamazdım herhalde ya. Melody'nin yaşı belli. Yapamazdım herhalde 5 yıl önceyse. Ama 15 yıl önceyse bilemiyorum ya. Şimdi benim arkadaşla iletişime bağlı. Şimdi merhaba merhaba yaptığım bir insansam sadece lansmandan lansmana. Evet. Ne haber ya canım dediğim bir insansam çok da umurumda olmaz yani. Bence Sibel için çok önemli değildi ya. Ben öyle düşünüyorum. Ama Selin bir diss attı Sibel'e değil Paris'tekilere. Daha doğrusu siz öyle yorumlamışsınız. Ben de size hak verdiğim için buraya konu aldım. Biri demiş ki Nalesin için Paris'e gitmedi ya. Sanki ben burada daha mutluyum lafı atıyor gibi değil mi? Bakalım. Bugün hep sevdiklerimleyim. Ay çok mutlu oldum. Evet ben böyle tam orada bir etkinlik varken burayla ilgili bir şey atılıyorsa mutlaka bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum ben de arkadaşlar. Zaten Selin de Paris'e gidiyormuş. Bir seyahati var. Selin bana söz verdi beyaz oje sürmeyecek diye. Ara ara DM'den de onun muhabbetini kendi aramızda da yapıyoruz. Bazen bana kızıyor. Ya söylüyorum Yağmurcuğum ya diyor. Ben diyor her zaman diyor beyaz oje sürüyordum her zaman diyor. Ben de diyorum ki tamam okey kabulüm seni anlıyorum. Ama ne olur bir tatile gittiğini benim için beyaz sürme. Çünkü benim kafam direkt oraya gidiyor. Seni anlıyorum. Sana da saygım sonsuz. Ama benim kafam direkt oraya gidiyor. Sanki Elin bana evlenme teklif edecek beni hazır olmuyor. Ne fark eder kırmızı olsa mor olsa bu olsa ama hani masumluğun simgesi evlilik. O yüzden bakalım beyaz gelecek mi ama gelmez herhalde diye düşünüyorum. Sıra geldi Hande Erçel'e. Dün akşam sosyal medyayı yaktı kavurdu. Muhteşem göğüsleriyle, kıyafetiyle, fiziğiyle, saçlarıyla yine ateş ediyordu Hande Erçel. Zaten güzelliği tartışmaya kapalı. Hepimiz çok beğeniyoruz. Zaten Arap kadınları ona hasta. Dünya ona hasta diyelim. Hemen her ülke olmasa da birçok ülke tanıyor. İtalya'ya gidiyor tanınıyor, oraya gidiyor tanınıyor. Biliyorsunuz demin de Dyson işbirliği var demiştik. Çünkü neden? Paris Moda Haftası var arkadaşlar. Sen demin söyleyeyim unuttum. Ben unutuyorum biliyorsunuz. Devrik bir cümle kurabiliyorum. Beni ben yapan bir şeydir bu. Moda haftasında şu an ve Balmain defilesine katıldı. Balmain Türkiye'den Hande Erçel'e davetiye göndermiş. Şurada bir detay yapacağım. Magazin içinde magazin. Sibel dedi ki bana da davetiye gönderdi. Paylaştı mı öyle bir şey? Paylaştı. Ama farklı bir yoldan yaptı. Bakalım mı? Bakalım. Dün etkinlikten dolayı şova gidemeyince Balmain şovunu canlı yayından izledim. O renkler, o detaylar nasıl bir şey? Ben de davetliydim demek istiyor Sibelcik. Sadece Hande Erçel değil dercesine. Evet bunu demek istedi Sibel. Dolaylı olan belli ediyorlar. Önceden bunlar fark edilmiyordu ama biz bu işi yapmaya başladıktan sonra tabii ki detaylar artık çok gözümüze batıyor. Gerek var mı böyle bir şeye? Balmain defilesini canlı yayından izlemek. Benim şu an buna vaktim yok, zamanım yok, izlemem de. Sen izler misin? Biz izlemeyiz ama izleyenler çıkabiliyor. Ya yani Sibel şu an Paris'te. Paris'te bak bir de o da orada. Aynı lokasyonda. Ama başka bir yerlerden davetiye geldiği için Dyson'dan oradan buradan katılması gereken iş birliklerine davetlere katılıyor. 7/24 reels atıyor zaten gittiğinden beri sonra falan. Bir o yayınların arasında Balmain canlı yayınını izledi. İzlediyse namerdim. Şu an evde kaç kişi Balmain defilesini izledi bana yazsın. Sibel gibi kızlara soruyorum o zaman. Kaç kişi izledi? Her markayı, her koleksiyonu, her çıkan ürünü takip eden, o ürünleri almak için sıraya giren, aylarca bekleyen insanlara soruyorum. Özellikle Türkiye'de olmayıp tatilde olanlara soruyorum. Tatilde ne demek bu? Bana da davetiye geldi. Başka influencerlar gibi masada falan davetiye göstermedi veya ne bileyim yere düşerken falan göstermedi. Bazıları öyle yapar. O da olabilir. Ne dedik? Aileden görmüş. Kişiler bunu yapmıyor. Ama bu da aileden görmüş bir kız. Niye bunu yapıyor? Ben yapmam mesela. Hani nerede yaparım? Her hafta video çekiyorum ya. Konuşurken beni de çağırdı. Ben gitmedim. Paris'e başka bir davetliydim. Gitmek çok isterdim. Bunu yaparım. Bu konusu olunca. Ama Paris'tesin. Şu an 48 tane story atıyorsun günde. O arada bir de Balmain canlı yayını izledim bir de. Renkler muhteşemdi. İşte bu geçmiyor arkadaşlar ya. Vallahi geçmiyor. Bir tek bana mı geçmiyor? Yoruma yazı. Bak demin bir şey demedim. Olabilir dedim. Ama bu %100 başka bir tavır. Yakışmıyor. Ben yakıştıramıyorum. O yüzden söylüyorum. Tabii biz ilk şimdi Hande Erçel artık Sabancı ailesini bir gördüğümüz için ha bugün evlenirler ha yarın evlenirler diye beklediğimiz için Hande ne adım atsa diyoruz ki Sabancı ailesine bu yakışır mı? Hakan buna ne der? Arzu Hanım buna ne düşünür? Artık böyle oldu. Önceden Hande Erçel bir kimliği vardı. Hande Erçel kim? Gitti şimdi. Hakan ne der? Sabancılar ne der? Arzu Hanım ne der? Yakıştı mı? Oldu mu? Bakalım. Okula gitti. Sosyete kabul etsin diye. Önceden Hande Erçel üniversite yazısı ne güzel derdi. Evet kimsenin eğitim yarıda kalmasın. Herkes tamamlasın. Ben de geçen sene sınavları girdim 4 yıllık yapmak için. Neden peki böyle oldu? Hepimiz yapalım. Tamamlayalım eğitimimiz tamamlayalım. Yarıda kaldıysa tamam. Bu ayıp bir şey değil ki. Yarıda
kalmış bir şey tamamlamak. Peki neden böyle oldu? Onu önüne koyduğu için. Projeleri yarıda kaldı. Ne dedik? Geziyor. Çalışmıyor. Kendini geliştirmiyor. Dizisine performans veremedi. Onu yapamadı, bunu yapamadı. Bir sürü şey söyledik değil mi? Oyunculuk evet yetenek ama çalışılınca da var olan bir yetenek. Gelişebilen bir yetenek. Şimdi ben çalışayım. Bence oyuncu olurum. Ama oyuncu mu doğdum? Hayır. Ama yaparım. Eminim. Yaparım. Ces yaparsın demişti. Yaparsın demişti. Önüne aldı Hakan Sabancı ilişkisini. Çünkü Sabancı dedi. Sosyete dedi. Güçlü dedi. Hayır. Sen Hande Arçel olduğun için bugün Hakan Sabancı seninle beraber. Güzelliğin bak. Senin her yerde dikkat çekiyorsun. Herkes seni konuşuyor. Ama bir detay var. Balmain'in kostümü aslında şu görselde gördüğünüz gibi aslında böyle derin dekolteli bir şey. Ve şurada iki tane göğüs kubu var. Ama Hande ne yapmış? Buraya kapattırma ihtiyacı hissetmiş. Bence daha güzel olmuş. Açıklığından seçikliğinden değil. Bence de daha güzel ama olmuş. Ama göğsü ne kadar çok çıkmış ya gerçekten. Şimdi ya. Bir de silikonlar olduğunu zaten biliyoruz. Mesela bu fotoğrafta da bakın. Mesela eski haline bak. Var var da acaba. Ay yedi... nerede var gel. Benim gibi. Ama evet. Kemik. El bak. Mi atılmış dedin ya? Biraz büyütülmüş mü? Ama bir de buradan bak. Hmm. Şimdi sana gösteriyorum son halini. Şöyle bir düşünce var. Çok zayıfladığı için onlar ön plana çıktı. Ha olabilir. Kemik ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Evet zayıf kadınlarda çıkar. Bir de silikonun dozu var. Mesela bak Hollywood üzerine demiş 330 cc yaptır demiş. Var bunların cc'leri. Mesela ben en küçüğünü istiyorum. Vücuduma ben minik ufacık tefeci bir kız olduğum için bana şöyle göğüs gitmez. Minik yaptırırsam yaptıracağım. Hande de vücuduna göre yaptırırsa daha iyi olur. Mesela Serena'ya da koymuş. Sen göğüs Hollywood... mü yaptıracaksın? Kaçırdım evet abi. Yaptıracağım. Hmm. Kimden izin aldın? Bir burun bir göğüs yaptıracağım. Yok, şimdi artık ekranlardayım ve burnum uzun duruyor. Buruna izin yok. Göğüse de bakarız. Ufak dediğin için izin var yoksa öyle. Yok büyük ben zaten seni sesen de değil. Mesela böyle bir göğüs yaptırmam. Bu ne? Serenay mı? Serenay. Yakışıyor bu ne derken çok özür dilerim. Ama Serenay uzun bir kadın ya. Hani evet. Bir şekilde ama ben çok büyük. Bak mesela küçülttürdü göğüslerini. Hatta bir ara çıkarttırdı, yeniledi galiba yine. Ne kadar çıkartırsan çıkarttı eskisi gibi olmuyor zaten. Bir kısmı kalıyor arkadaşlar. Bu değil yani. Evet göğüs kadına güzel duruyor. Kesinlikle ben de seviyorum. İleride de yaptıracağım. Ama mesela beni rahatsız etti mi? Biz bunun canlı yayında da konuştuk biliyorsun bu konuyu. Hayır dedim. Ama ne var işte? Eğer ben bir aileyle evlenmek istiyorsam daha dikkatli olmam gerek. Ama şu an hangi çağdayız? Açık memeyi mi konuşacağız yani? Belli kuralları olan bir aileyle evleneceksen dikkatli olmakta fayda var. Ama hani şu an şöyle bir dist atmış olabilir. Bakın senin oğlunla da evlenmek istemiyorum. Sabancıları gelin gel gibi derdim de yok. Bacağımı da açarım. Tulumumu da giyerim. Göğsümü de açarım. Çok da güzel bir kadınım. Oh da yapmış olabilir. Bu Hande yaparsa kazanır. Hakan tarafında. Ama evlilik kısmı bilemem. Ama bu Hande kazanır. Sen ol ya. Sen ol. Bak Nazlı Sabancı döndük stokladık. Nazlı Sabancı'nın sırt dekoltesi var. Fotoğrafı burada. Onun da var önden dekolteli fotoğrafları. Ama ne var işte? Ona laf yok değil mi? Ha şuna demişler. Birine daha asil duruyor. Birine daha şey duruyor. Bence Hande de asil bir kız. Bilmiyorum. Sence de ses? Bence gayet asil bir kız. Ya. Asil bir kız Hande. Evet. Yani ben kıyafetini beğendim. Ben de çok beğendim. Ben zaten yorumumu yaptım her yerde. Çok asil olmuş. Göğüsler belki bu kadar pırtlamasa. Çünkü tulum, siyah çorabı, muz çorabı falan. Okey. Detaylar çok güzel broş. Zaten burayı da kapattırmış ama şimdi varsa da göğsü illaki pırtlamış ama bence destek de var. Çünkü kuplar var. Kuplar daha da havaya kaldırıyor. İşte silikon ayarını iyi yapacaksın. Çünkü siz ekran önünde olan, fiziğinizle var olan insanlarsınız. Yüzünüz, oyunculuk, fizik, ses, her şey falan. O yüzden böyle abartı şeylerden uzak duracaksınız. Bence. Ben attım Arzu'yu. Ben attım Hakan'ı. Sana kendin olarak ben ekranda gördüğüm bir insanı abartı yanlarından hoşlanmıyorum. Simgenin dolgularından hoşlanmıyorum. Çünkü ben arkayı göremiyorum buradan bakınca. Bu beni rahatsız ediyor. Ama her şeyi sakin yapsalar çok güzel olacak. Kostüm tadilat yaptırmış ya şuraya. Acaba diyorlar onu da Hakan için mi yaptırdı? Hani bir tık kapalı olsun. Hmm. Çünkü şuraya kadar derin. Mesela sen de çok sevmezsin. Evet. Şuraya kadar derin sevmezsin. Evet. Şöyle bir göğsümü şuradan pırtlasın rahatsız olursun. Evet. Belki o da hani şu ifadeden ziyade şu ifade daha seksi duruyor ya. Yani evet her kadının evli veya sevgilisi olan bir erkek arkadaşının için bunu yapabilir. Normal. Kendisi için de yapabilir. Bu sadece bir erkek için değil. Normal beğendiği bir evlisin ya bu çok fırladı ya bunlar çok acayip gözükür şimdi deyip kendi yapabilecek bir durum bence. Hakan beğenmiş bu arada postunu. Hep benim Hande'li gibi analizim var biliyorsunuz. Hande'nin yorum sayısı, like sayısı düştü, etkileşim düştü diye. Hakan ilişkisi Hakan yaradı ama Hande yaramadı. Hep bunu söylüyorum. Kapılar açılmış mıdır bilemem. Daha şu an bir iş birliğini göremedik. Bir Arap iş birliği olmuştu. O da iptal oldu. Nasip olmadı. Bunu burada bırakıyorum. Hadiseye geçiyorum. Çünkü hadise yarım kaldı. Canlı yayında da tam konuşamadım. Tam anlatamadım kendimi. Mert Ay Aydın'la bir görüntüsü ortaya çıktı. Tam da Ebru Gündeş'in evlendiği gece. Görüntüler geldi. Gelinlik anları geldi. Ebru çıkıldı çıkıldı kapıda nerede oynasak diye böyle ilk kez evleniyormuş gibi heyecanıyla arkada uzun yeni sevgilisi Murat Özdemir Selin Hanım'la ulaşıyoruz konuşuyoruz. Burada da zaten bu konuyu konuşacağız. Senin konusunu bir kez daha. Tak
Hadiseden bir görüntü geldi. Yapıyor bu sporu ya. Yapıyor bu sporu Hadise. Ama bunu tek Hadise yapıyor. Ne diyoruz? İnfluencerlar da yapıyoruz. Hatta benim bir videom vardı. Çok sevilen, analizi çok başarılı bulunan Damla ve Duygu. 4 yıl geçti. Hala bugün birbirlerinin haberlerini kırıyorlar. Bu herkeste var. Tek Hadise Ebru Gündeş değil. Ama tabii onların öyle bir diyaloğu var ki Hadise Ebru Gündeş tarafından milyonlarca linçledi. Hatası var mı? Var. Ama bu bir iddia. Elle kanıtlanan bir görüntüye çıktı mı? Reza ile öpüşürken, yürürken çıkmadı. Yok. Arkadaki kulislerden işte onların Ebru'nun hep falcısı var biliyorsunuz. O ifşalamış falanlar filanlar. Hani Reza'yı ifşalamış. Hadise ile görüşüyor diye. Haberin olsun Ebru falan demiş. Mahkemeye verilen faturalar falan var. Ebru vermiş belli bir kaynak. Evet. Ama SMS'ler ortaya çıktı diye söylenildi. Yaşar Bey özür dilerim ben etkileşim uğruna yaptım demiş. Orası öyle muallakta kaldı ama ona bir takım iddialar geldi, duyumlar geldi, hep anlattım. O gece Mert Aydın'ın görüntüsü çıktı, anladık ki Hadise bunu kırmak istedi. Okey, tamam. Ay Aydın'la ilişkisi var mı yok mu diye söylenildi. Hatta ben canlı yayında dedim ki bazı magazin sayfaları paylaşıyor, hatta Twitter paylaşıyor. Twitter'dan alıp magazinciler paylaşıyor. Ben araya birini soktum, onunla çok yakın. Ve dedim ki öğren bu işi benim için. Beraberler mi 2 aydır? Gerçekten biz nasıl duymadık? Ben çok Hadise adamım, takipteyim. Yakınlarla da iletişim kurabiliyorum. Hani öğrenirdim, duyardım gibi düşündüm ama duyacağım dedi bir kaide yok. Dedi ki hayır. Hani ben yakınım ve bana yok. Hani olsa bilirdik, görürdük, duyardık ama yine sordum. Hani hikayede gizli gizli mi görüşüyordunuz diye. Hayır dedi. Sadece o gece tesadüf karşılaştık ve fotoğrafımız düştü. Hadise'nin ben seni dedim. Diş enerjisi çok yüksek. Yakınen de hissettim bunu. Bana karşı da öyledi. Cilveli. Hani yapıyordu o ses çöke. Gel bana gel. Alıyor seni böyle. Neyse yokmuş öyle bir şey. O gece tanıştık. O gece orada kaldı bitti demiş. Bunu da ben söyleyeyim. Bu benim iddiam. Söylemez olmaz da vakit olmadı. Söyleyemedim. Burada söylüyorum. Ya bana da öyle geliyor zaten. Hadise o gün bunu bilerek veya bilmeyerek, yani şunu da yapabilir. Ya ben gece dışarıya çıkacağım, eğleneceğim. Ona sarılacağım, buna sarılacağım. Mutlaka birisi görür de diyebilir. Yani onu da demiş olabilir. O da olabilir. Biz yani, bunu anlamıyoruz şu an. Evet. Biri de çekmiş atmış olabilir. Ama, evet, Hadisenin şansına. Ama ben bu cümle bu kadar denk gelmesini... Tesadüflere pek inanmıyoruz yani. Evet, bu konuda inanmıyorum. Hadise de yapıyor bu sporu. Buradan Eylül'e geçelim. Sonra Ebru Gündeş'e kapatalım videoyu. Evet. Eylül'ü senden alalım. Eylül'ü, Özlem Öz'ü. En güzel sen konuşuyorsun. Yani Eylül'ü esasında şöyle konuşmak istiyorum Eylül Öztürk hakkında. Bu son dönemde biliyorsun ki artık bir gazetede minnacık bir haber çıksa hemen gördünüz mü arkadaşlar? Gördünüz mü diyor. Böyle biraz değişik davranıyor. Tamam, kendini korumaya çalışıyor. Kendini bir şekilde haklı olduğunu, bu çıkan haberlerin veya vesairenin yalan olduğunu iddia etmek için ekranlar karşısında çırpınıyor. Ama bu artık ters tepmeye başladı. Çünkü küçücük bir haber alsa, bakın gördünüz mü gördünüz mü? Mesela bir şey olsa, mesela Alp Kılınç olayı var. Sevim Alan ve Alp Kılınç'ı ifşa etti. İfşa etti derken bir yakalanma kararı var. Hayır, ama mahkemeye verdi. İftira atıyorsun dedi. Hatta sohbet odası önüne Twitter'da. Tamam. Orada bir tartıştılar. Alp'i biz uyardık buradan. Dedi ki bak Alp, altı dolu konuşmuyorsun. Bir televizyon magazin sayfasına çıktı. Dedi ki Damla Bilic Karaparak diyor. Tamam. Nereden biliyorsun dedi Müge ve Gülşen? Dedi ki bir belge yok ama öyle hissediyorum. Hissetmeli olur mu bu iş? Tamam. Masak devreye giriyor burada. Yakalama kararı çıkmış ama yakalama kararı biliyorsun ki mahkemeye de gitmiş olmamış olabilir. İfade vermemiş olabilir. Yani kendisi hakkında bir suç duyurusu da olabilir ve suç duyurusundan dolayı ifadeye çağrılmış ve o yüzden gitmemiş de olabilir. Bir netice yok ama Eylül'ün çıkartıp işte Alp bizim hakkımızı almıştınız bak işte oh olsun demeleri veya diğerlerin demesi bana geçmiyor gerçekten. Bu anlamda yanlış buluyorum bunu. Bir de biliyorsun bizden önce Söylemezsen Olmaz ekibi var mesela. Evet. Eylül Öztürk, Söylemezsen Olmaz'da Bilal Bey. Eski yapımcısı. Evet. Eski yapımcısı ya sunucusu Bilal Bey. Ha Bilal. Bak, yine karıştırdık. Geçen hafta arkadaşlar karışmıştı, üzgünüz yine. Tekrardan o Bilal Bey'i Bilal Hocam. Evet. Basın konseyine şikayet etmiş. Basın konseyi de basında olan arkadaşlar için önemli bir yer. Ama Eylül Öztürk öyle bir yaptı ki bize. Yani sanki çok güzel bir mahkeme kazanmış. İşte masak karar vermiş. Eylül biz hatalıyız. Nasıl yaptık bunu falan. İşte böyle bir haber var gibi. Çağbella'yı almış. Çok komik Eylül ya. İşte arkadaşlar ne demiştim ben size? Ay bırak işte ya. Gördünüz. Hak alanların cevabı buradadır. Bu gördüğünüz aşağıdaki linke bakarsın. Yani böyle bir şey gibiydi. Ama konseyin sonra linkine bastım. Evet bir ceza verilmiş ama cezası uyarı yapılmış. Uyarıda diyorlar ki ya sen buna iddia kelimesini kullanmadın diye daha ortada bir şey yokken bunu yaptın diye Bilal Bey'e uyarı gelmiş. Eylül orada öyle bir anlattı ki. Evet. Yani sanki. Sen de aklanmış gibi konuşuyor. Evet aklanmış gibi. Aklansın da hepsi aklansın. Aklansın canım, keşke. Ama yani şimdi orada bazen yorumlarda görüyorum şunu yazıyorlar. Eylül oradan konuşmak kolay. Amerika'dan geldi bir cevap verdi öyle konuş diyorlar mesela. Evet. Yani o kısım da doğru.
Ama Eylül'e bu sefer diyor ki... Bence Eylül çok para kazanamıyor ya bu süreçte. Evet. Ne kadar algı dağıtırsam kazandım, haklandım işte bakın o. Çav bella, çav çav özgürlük yaşası falan. Ama bak bugün haklanırsa yapsın kızcağız. Yapsın. Ama şu haklanmadı ki daha. Birisinin yani kendisi hakkında konuşanın ayağı çembe taktı diye veya başına bir şey geldi diye. Oh canıma değsin. Siz benim hakkımda konuşmuşsunuz. Yani her şey. Oh ya. Bir masak bir karar versin, bir onlar karar versin, bir nedir görelim. Eylül diyor ki Amerika'da beni çağırmadılar. Yani Türkiye'de çağırsalar ifade vermek için ben gelirim. Çağırmamışlar genelde. Kendisini bu çağırma dönemindeyken bir ifade veriyorsa dediği gibi bakacağız okay. O zaman. Ben bunu anlatabildim mi bu arada? Anladım ben seni. Evet. Başta anlattı konu Alp'le ilgili. Evet tamam. Alp dedi bravo. Alp story attım bakalım. Alp story atmadı ama galiba avukatının yanında bir resim attı. Ben de paylaştım hatta. Öyle mi? Evet avukatının yanındayken. Hmm. Okey bakalım iyi olan haklı olan kazansın. Kendisi hakkında da iddialar var şimdi Alp'in yani. Bir deprem paralarının bir şeyleri var şimdi. Onunla bir şey diyemem. Mesela Alp gel bakayım. Senin hakkında da böyle bir söylentiler var. Sen milletin hakkında bir iddialarda bulunuyorsun. Onlar nasıl cevap veriyor? Sen de senin hakkında... Konuşanla cevap ver. Bravo. Onu da yapabilir. Ya orada bir etkileşim var. Ben bu etkileşime girmek istiyorum diye girersen sıkıştırırlar seni. Devam ediyoruz. Ebru Güneş'i konuşmayalım mı? Konuşalım. Yıkılıyoruz şu an. Evet. Söylemezsem olmaz olarak evet. Yıkılıyoruz. Aynen. Bütün magazin bizi konuşuyor. Herkes bizi konuşuyor. Millet yeni programa başlayacak yine bizi konuşuyor. Herkes öndekine baksın. Aman aman. Böyle kıskançlıklar görmedim. Hep ben başka bir yere geçerken bunu yaşıyorum. Ama ne var biz çok güzel habercilik yapıyoruz. Sağ olsun masadaki herkes üyeni ortaya koyuyor ve harika işler çıkartıyoruz arkadaşlar. Evet bugün biraz önce baktım yani hemen hemen bütün Sabah olsun, ATV olsun vesaire olsun sizin haberinizle coşmuş durumda. Evet. Ve en çok şuna sevindim. Artık kaynak gösterici bir masadasın ya. Yani geçenlerde bir şey daha görmüştüm. Söylemezsin olmazda Yağmur Çevik'in iddiası yani Cem Yılmaz haberinde mesela. Hı-hı. Bunlar hoşuma gidiyor. Evet. Anladın mı? Çünkü doğru haber yapıyoruz. Her zaman önce bir başta ay öyle mi öyle mi yalan söylüyorsa falan da 6 ay sonra hop bir şekilde gerçekler ortaya çıkıyor. Ebru Gündeş haberini biliyorsun. Senin tarafına ben yakınım. O taraflarla ilgili haber topluyorum. Yakın arkadaşlarına bir şekilde ulaşıyorum. Çok bağlantısız. Seni bile devam edemez. Benim kimlerle konuştuğumu. Herkesin söylediği bir şey vardı en başından. Ben zaten bunu hep kaynak olarak getirdim. Söyledik. Hepimiz haberleri bölüştük, anlattık. Ama şöyle bir şey var. 2022'de boşanıyorlar ve boşanma sebebi de diyor ki ben iflas ettim. Mal varlıkları senin olsun. Her şeyi al. Beni boşa. Hatta evde tahallat maddat yapılıyor süreçlerde. Mimarlar falan var. Sonra birkaç gün geçiyor. Diyor ki ama sana öyle bir düğün yapacağım ki dillere destan olacak. Hani. Ve bir şekilde manipüle oluyor Selin Hanım ve tamam diyor. Okey boşuyor. Mal varlıklarını zaten. Bir de onlar alıyor üzerine. Ondan sonra boşanıyorlar. Ama beraber yaşıyorlar. Tatile gidiyorlar. Oraya gidiyorlar. Buraya gidiyorlar. Her şey okey. Ama 2022'de boşanıyorlar. Benim durumum kötü diye Demet Akalın, Okan Kurt hep verdiğimiz örnek yine burada veriliyor. Onlar gibi yani. Onlar nasıl şu an hala mutlu mesut yaşıyorlar. Öyle zannediyor kadın. Biz de öyleyiz. Ama arka planda Ebru Hanım'la bir ilişki başlamış. Çünkü Ebru Hanım demiş ki boşan gel arkadaşım demiş. Murat Bey'le katukul yaparak boşuyor. Sonra aynı evde yaşıyorlar tabii o süreçte. Artık evi terk etmeden bir veda yapıyor Murat Özdemir. Ve çok güzel bir doğum günü gerçekleşiyor. Günel geliyor. Günel'in ama gelmesi. Ama bu doğum günü her sene yapıyor ya. Yapıyor. Yine yapıyor. Bu sefer daha bütçeli yapıyor. Geçen seneye oranla. Ondan sonra Günel geliyor. Günel burada bir strateji söyledik. Bunları konuştuk hep biliyorsunuz zaten. Ondan sonra bak Evru'yla aram yok gibilerinden falan. Çünkü Selin Hanım bu doğum günü hiç istememiş. Bana söylenen böyle. Ama o gecenin dans videolarını getirdik. Bu videoda baktığınız zaman arkadaşlar böyle dokunuyor sırtına Murat Bey. Hani aşık asla değil. Beklemiyoruz zaten. Hani 10 yıllık evliliğin üzerine çoluk çocuğunun üzerine öyle aşkım falan beklemiyorum. İçinden ne geçtiğini bilemezsin. Ama biz uzaktan baktığımız zaman bir mesafe olduğunu görüyoruz. Ben karşıyım çünkü bir hanımefendi Selin Hanım birisi müzik çalıyor. 10 numara müzik duygusal an. Kafasını koymuş omuzun altına. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Böyle yapamaz yani orada evet, ben... Evet, orada bir tuhaflık vardı. Çok bütçeler ayrıldı ve o gece paralar saçıldığını söyledik. Günel hatta fazla kaldı paradan dolayı. O saçılıyor 500 bin, 700 bin atılıyor yere. Özür dilerim. Ebru Yaşar atılıyor paralar. Sonrasında Günel bekle arkada deliriyor. Sonra Günel geliyor. Hmm. Yani Günel 12'de gelmesi gerekirken 1'de geliyor. Benim burada anladığım kadarıyla arkadaşlar 2021'de Ebru Gündeş'le Murat Özdemir tanışıyor. Ne yaptılar ne ettiler bilmiyorum. Çünkü Ebru Gündeş bu süreçte Rassam'la beraber. Belki de ara ara görüştüler hiç bilmiyorum ama Ebru Gündeş diyor ki boşan gel. Hani hiç sevgili olmadığın bir insana boşan gel demezsin. Ama artık belli ki iş ciddiye binmiş, binmeye gidiyor, boşan gel diyor. Şöyle de olmuş olabilir. Mesela ben senden hoşlanıyorum, kapını çalıyorum. Bir işe başlayalım mı? Hayır canım. Başlayamayız, boşan da gel de diyebilirim. Bak şimdi Ebru Gündeş hiç böyle olaylar olmasa anlarım. Günel olayını da gördük. Hmm.
Nişanlıyken demedi nişanlısın sen diye. Yani ayrıldılar. Hatta Günel ah etti onu 1000 kere. 1000 kere söyledi. Çıktı konuştu. Benim konuşmalarım değil. Ne dedi? Hakkımı helal etmiyorum onlara dedi. Ebru Güneş'e konuşmuyor. Biz ayırdı. Adamın gideceği vardı. Ebru bahanesiydi. Ama Ebru da şunu yapmadı. Nişanlı ya benim ne işim olur demedi. Sonra evlendi. Sibel'i Melodi'yi konuşuyoruz. Yakıştı mı diyoruz. 20 yıl önceki mevzu için arkadaşlık bitiyor. Alo. 20 yıl önceki mevzu için arkadaşlık bitiyor. 3 aylık öncesini konuşuyoruz ve burada ağlayan Selin diye bir hanımefendi var. Ama bir kızım var. Konuşmam diyor. Ama ağzımı açarsam yer yerinden oynar dedi. Tamamen en başından beri yaptığım analiz doğruydu. Bana gelen duyumlarla doğru çıktı. Ve zaten salı günü de Dubai'de evleneceği bize gelmişti. Ama ben kanal salı çarşamba dedim. Ya ben öyle bir insanım ki o kadar net yerlerden geliyor ki ben netliğini söylemeye korkuyorum. Netliğini söylersem o bana haber veren insan ortaya çıkacak. Tabii tabii. O yüzden salı çarşamba diyorum. Ama kadına bir tane DM geliyor böyle şeysiz. Ortalığı ayağa kaldırıyor. Ben söyledim diye. Herhangi bir yani öyle dediğime bakmayın kadın falan diye yani. Adama geliyor veya. Evlendiler falan. Şimdi görüntüleri hep söylemezsem olmaz o konuştuk. Yine diyorum YouTube'da videomuz var. Bak iki tarafında reklamını yapıyorum şu an. Etkileşim. Söylemezsem olmaz sayfasından da o videolarımızı izleyebilirsin. Daha detaylı orada var. Ben burada konuşamadıklarımı bak dikkat edin. Onları belirtiyorum. Bunları zaten orada konuştuk. Senin adam artık konuşsun. Çünkü bak belli diyor. Diyor ki Ebru abla. Bak abla diyerek orada diyor ki abla olacak yaşlısın yaptığına bak. Biz sana abla deriz. E sen benim kocama göz diktin mi demeye geliyor bu. Artık Selin Hanım konuşmalı. Ben Selin Hanım'ın acısını anlıyorum. Üzüntüsünü anlıyorum. Acısını demeyeyim de üzüntüsünü anlıyorum. Kandırılmak onu üzüyor. Ya tabii ki kandırılmak. Yoksa aşk bitebilir hep söylüyoruz. Ya şimdi öyle bir şey anlattı ki bana. Diyorsun ki mobilyaları yaparken yani bundan 6 ay önce ustalar bile şahit. Hayatım sen canını sıkma. Öyle güzel bir düğün yapacağız ki 10. yıl 11. evlilik yıldönümümüzü kutlayacağız. O esnada da düğün işte yenilik yiyip tekrar evleneceğiz. Hatta bende de şöyle bir bilgi var. Instagram ismini çok sordular bana. Niye değiştirmedi soyadını işte bir senedir, bir buçuk senedir niye değiştirmedi o zaman falan diyenler var işte 2022'ye boşanması. Onu bile beyefendi demiş ki aman değiştirme yoksa anlarlar. Hatta hanımefendinin ailesinden bazıları haberler çıkana kadar boşandıklarını bile bilmiyor. Evet. Kadın öyle saklamış. Evet yani söylememiş. Bana mesaj atıyor. Diyor ki abi diyor ben akrabasıyım diyor. Ben haberlerde duydum diyor. Üzüntüsünü anlıyorum ama ben de konuşmasından yanayım. Ya sen programa gelsin diye söylemiyorum. Farkındaysa program da bağlanabilir de. Program da güzel habercilik yapmaya başlıyor. Ömür geldi, sen geldin tamamen değişti. Ve doğru habercilik üzerine çok gidiyorsun. Çok hoşuma gidiyor. Bir değişiklik var ya kumaş da değişti. Tabii. Önemli olan biz doğru haber yapma peşindeyiz. Söylemezsem olmazı en doğru kaynak haline getirme derdindeyiz. Ve bunun için zaten ben o masaya oturdum. Yine altını çizerek söylüyorum. Orada şey takılmıyor. Ay çok konuştun, sen çok az konuştun. Hayır. Biz bir konuyu üçümüz bölüşüyoruz arkadaşlar. Bazen ona çok söz hakkı veriliyor. Bazen bana çok söz hakkı veriliyor. Hiç önemli değil. Önemli olan ortak bir yerden bilgi çıkıyor. Biz buradayız. Ben seni yakalamışken sorayım. Çünkü ben var mı sormak istediğiniz magazin diye bir soru sordum. Ben hızlı soracağım. Tamam. Sen evet hayır gibi olsun. Tamam mı böyle? Olur. Nasılsınız? Programa tempoya alıştınız mı? Yes. Dilan Polat ailesinden haberin var mı ne olacaklar? Bak hiç onu konuşmadık. Yok. Haberin yok ama. Hiç haberim yok. Yani anket yapmasına ne diyorsun mesela? Algı. Zaten yani, söyledim. Hani hayırdır savcı, hakim neyi algı, neyi ispatlayacaklar ben onu anlamadım mesela. Algı için diyorsun. Evet. Tamam. İnfrazurlarda eski dönem vergi borçları hakkında bilgi rica var mı? Şu an bir duyum yok. Ebru Gündeş'in düğün davetleri arasında Acun ve Murat Boz yok muydu? Onlar şu an aile içinde bir nikah kıydı. Düğüne gelirler diye düşünüyorum. Ha, düğün yapılacak. Tabii. Değil mi? Ha, bravo. Magazin değil ama programın reytinglerinde bir artış var mı? Arkadaşlar bu çok soruluyor. Hadi bunun da buradan cevabını verelim. Söylemezse olmaz reytingleri çünkü yazıyorlar ya çok kötü işte sunucular. O kadar iyi gidiyor ki. Sıfırdan aldık yani yeni bir ekip, yeni bir şey sonuç olarak da yeni bir düzen. O yüzden de gidişat çok iyi gidiyor. Yani Ömür Bucum bana söyledi ki arkadaşlar bir dakika ikinci haftadasınız. Ömür ikinci haftada söylüyor. Bu ilerleme bu şekilde giderse emin olun ki çok çok iyi yerlere geleceğiz. Hemen başka soruya geçiyorum. Danla ile Ayla'nın bahsettiği pintiler kim biliyor musun? Pinti değil birinden bahsettiler. Evet birinden bahsetmişler. Görmedim. Tamam. Ala, Damla Ala deyince Çağrı ile Veysel Şahin'in yeğeni takipten çıkmış. Kankilerdi ya Çağrı. Ha öyle mi? Ha. Tamam. Ala ile Çağrı beraber ama barışmışlar. Anladım. Bu Çağrı atmış. Bir... Aferin kız aa bak magazin mi acaba Ala attı şu Damla'yı üzü dedi. Çağrı'yı mı attırdı? Yaptırdı helal valla. Bu ara Sibel ve Şükrü araları nedense biraz limoni geliyor. Evet paylaşımları biraz az. Evet Sibel bir story attı gördünüz mü? Yok görmedik. Yeni Paris'ten geldiğini dedi. Ne dedi? Bak ben bunu konuşacaktım. Bak bunu ben mesela unutuyorum. Notumda var ama unutuyorum yine. Kimse inanmıyor benim unutkan olduğuma. Demiş ki yeni geldi Paris'ten. Normalde havalimanından Şükrü alıyordu son dönemlerde. Bu iki gün biraz kendime ve halime zaman ayıracağım. Bugün annemle yarın yeğenimle yani Leo'yla. Bak burada bir şey var. Özellikle niye belirtiyorsun? Git ayır. Şimdi ateşe düştük mü düşmedik mi? Arada kaldım. Düştük.
Söylemezsen olmazla da söyledim. Arto bana dedi ki, bence Cem dedi, hayır dedim. O bot olayında Cem'in paylaştı. Hayır dedim, Serenay ile Mert barıştı ve Serenay bize bunu belli diyor. Peki Cem, o çiçekleri aldığın iddianda emin misin? %100. %100 eminsin. Duygu Özarslan hamile mi? Galiba. Bir şişlik var. Bir de yeni ev aldı. Botoks yaptırmıyormuş. Hamile gibi. Yayında Yağmur'un tedavi görüyor dediği İnti Huzur kim? Ne dedi? Bir erkek o kadar. Oo. Magazin değil de Yağmur'u programda çok mutsuz gördüm, suskun, donuk gördüm. Onun cevabını almıştınız arkadaşlar. Evet. Ezgi'nin çanta olayı var. Uzaylılar çok kızacaklar sana, yeni düzen, yeni dünya. Ama daha yetişemiyorum için. Evet. Çok güzel, oradan bir linç yiyeceksin. Şöyle yeni dünya videolarını bana içeri yardım edecek bir arkadaş arıyorum. Bravo. Gelsin, güzel. Beraber yazalım. Evet. Hakkını da alsın. Evet. Yapalım bunu. Hayli bekliyorum, buraya gelsin. Hayli için hamile diyorlar, doğru mu Yağmur? Deport süresi vardı zaten. Eğer vatandaş kalamazsa deport edilecekti Justin'in suçlanan dolayı. Olabilir. Bekliyorduk 5 yıl içinde bir hamilelik. Çok teşekkürler. Şimdilik bugünlük bunları aldım. Ama bunu severlerse yapalım bunu. Tık yapalım. Tık tık hemen tık yayın tık öncesi. Tık. Aynen. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dolu dolu bir video olsun diye uğraştım. Yeni dünya için aranızdan hem metafizik konularını bilen, hem ezoterik konularla ilgilenen, hem astral seyahat bilen, hem uzaylı bilen, bu konulara tamamen hakim olan bir insan varsa gelsin, beraber yazalım. Ona da o görevi vereyim. Bana yardım etsin içerik konusunda. Ve ben haftaya pazar, gerekirse cumartesi bir video yükleyelim. Bir de pazar yükleyelim. Ne diyorsunuz siz? Olabilir. Ben gebereyim, öleyim. Sonra benim sinirler bozuk bozuk ortada gezeyim. Ama sizin için her şeye değer. Çünkü sizi çok seviyorum. Çünkü siz varken bana hiçbir şey olmuyor. Ben her yerde dimdik duruyorsam sizin sayenizde. Çünkü bütün gücümü sizden alıyorum. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bunu her zaman yürekten söylediğim için de söylüyorum. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Pazartesi 9'a çeyrek kala neredeyiz? Söylemezsen olmazız. Evet. Saatleri kurun. İnteraktif bir şekilde DM'den daha çok insan olsun. Var ama daha çok olsun. Bay bay.